Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg KT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraberiz. Bakan Şimşek'ten açıklama var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki programımızın 3 temel bileşeninden biri mali disiplinin yeniden tesis edilmesi. Daha fazla detayı da yine haber merkezimizden gelen son dakikalar eşliğinde sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve gidelim ALB yatırıma. Hacimli bir rekor takip ettik dün borsada ama elbette torba yasayla birlikte ciddi de bir dalgalanma vardı. Bugünden neler beklemek lazım? Araştırma yönetmeni Uğur Aydın'la konuşacağız bu sabah. Uğur, hoş geldin yayınımıza. Bir tarafta tabii borsa rekor kırarken diğer yanda TL'de de tarihi dipler var. Dolayısıyla bu tip bir negatif korelasyon 99'dan bu yana en dikkat çekici boyutlara gelmiş durumda. Yeni günde neleri takip edeceksiniz ALB yatırımda? Günaydın, iyi yayınlar öncelikle. Evet, borsada az evvel seninle bahsettiğin gibi hacimli yeni bir rekor gördük. Hatta dün çok dalgalıydı piyasamız. Eksiden artıya geçti ve para girişleriyle de desteklenen bir yükseliş gördük aslında. Dün endeks 5889'a kadar düştükten sonra öğleden sonra gelen alımlarla beraber 6106 seviyesinde yeni zirve kapanışını yaptı. İşlem hacmi 114.8 milyar TL. Son bir aylık ortalama hacim 84.2 milyar TL'ye kadar ulaştı. En son geçen yıl Aralık ayında bu tarz 100 milyarın üzerinde hacimler görüyorduk ve o zaman da piyasamızda bir rally havası vardı. Hala aslında bu havanın devam ettiğini söylemek mümkün ama az evvel senin de bahsettiğin hem bu torba yasadaki gelişmeler ki dün kurumlar vergisinde yapılan ayarlamalar ilerleyen süreçte biz dahil tüm aracı kurumların aslında hedef fiyatlarını, değerlemelerini etkileyebilecek boyutta buraya dikkat etmek gerekiyor. Yine az evvel Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar, ekonomi politikasındaki gidişat, makro göstergelerimizin seyri, tüm bunlar piyasa fiyatlamalarında dalgalanma yaratacak ama ana trend açısından aslında çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Para girişleri devam ediyor. Dün de BIST 100'deki şirketlere ilk 5 kurum bazında 395 milyon TL'lik net para girişi gerçekleşti. Para girişleriyle desteklenen yüksek hacimli önemli bir yukarı trend piyasasındayız şu anda ve yukarı doğru beklentimiz aslında devam ediyor. Burada özellikle kısa orta vadede 6200-6250 hedeflenebilecek seviyeler olarak görünüyor. Nihai olarak da biraz daha yukarıda 6500 seviyesini ilerleyen süreçte görebiliriz. Ama tabii buradaki soru işareti hangi sektörlerle gideceğiz? Genele yayılan bir hareket mi olacak yoksa sektörel olarak ayrışmalar görecek miyiz? Bence sektörel olarak ayrışmalar göreceğiz ilerleyen süreçte de. Hem makro hikayemize bağlı olarak hem de şirketlerin finansal performansına bağlı olarak ki o tarafta da biz şu ana kadar otomotiv, havacılık, gıda perakende, enerji, giyim perakende tarafını model portföyde öne çıkardık. Biraz daha seçici olmak gerektiğini düşünerek ama olası yeni yabancı alımlarıyla da banka ve holdingleri de tabii ki göz önünde bulundurmak lazım ki zaten Haziran'da banka ve holding hisselerine yabancı alımı geldi. Son olarak yabancı takas oranımız da %29.21 seviyesine kadar ulaşmış durumda. Bundan sonraki süreçte de olası yeni yabancı alımlarını takip edeceğiz. Ama tabii riskler de var. Özellikle şu an son durumda CDS'in de hala 500 bas puan üzerinde yer aldığını görüyoruz. Dün örneğin gecelik TL swap faizi de Londra'da %50'nin üzerine kadar yükseldi. Bunun da bence dün piyasaya bir miktar yabancı satışı gelmesinde etkili olduğunu düşünüyorum ama ana hikayemizde bir değişiklik yok. Risklere dikkat ederek ve sektörel olarak seçici olmak kaydıyla bence yukarı doğru pozisyonlar korunabilir. Ve burada da özellikle aşağıda 6000 psikolojik destek olacak kısa vadede. Onun altında dün döndüğümüz 5800-5900 bandı. Daha da aşağıda bir önceki zirve 5704'e dikkat edeceğiz. Ve ana hedeflerimiz kısa orta vadede 6200-6500 olarak görünüyor şeklinde özetleyebilirim. Uğur Aydın, ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni, çok teşekkür ederiz aktardığın tüm notlar için. Ne dersin?